Miracın asıl yüksekliği insanların kötü huyları bırakıp iyi huylar sahibi olmasıyla olur. Kötü huyları bırakıp iyi huylar sahibiyle oldun muydu, miraca nail olursun. Miraçta sen göklere çıksan ne olacak, göklerde insan ne olacak? Hani bugün tayyeler çıkarıyor bizi yukarı, çok daha yukarı çıkarsınlar da arşı marşı görelim. Yani ne olacak? Bir şey olmaz. Yine hep buyuz. Maksat asıl insanın insan olması. İnsanın insan olması kadar da zor şey yok. En zor şey insanlık. Zengin olmak kolay. Nasıl insan olursan var birçok büyükler böyle. Ama insanlıkta nasip olanlar pek az, pek nadir. Asıl gaye de insanın insan olması. Buraya geldik insan olmak için. Allah Teala buraya gelirken bize hem cennette hem de cehennemde iki tane ev yapmış. Cennetteki yerimiz de hazır, cehennemdeki yerimiz de hazır. Burası imtihan yeri. Yolladı bizi buraya. Kulum sen şimdi bak, istersen cenneti seç, istersen cehennemi seç. Yerin hazır. Allah burada hepimize de akıl fikir vermiş, kitap göndermiş, peygamber de göndermiş. Bunların izinden gidersek elbette yerimiz cennet olur. Ölürken de rahat rahat ölür, cennetteki evimize gideriz. Yok, onların yolunu bırakır da şeytanların yoluna, nefsin yoluna uyarsak gideceğimiz yerde malum artık. Bu da ne büyük felaket. Onun için en büyük gaye Allah-u Teala'nın sevdiği bir kul olabilmek. Bu sevdiği kul olabilmek için de nefsin elinden kurtulmak lazım. Nefsin elinden kurtulmadıkça da bunun imkanı yok. Onun için Ramazan geliyor önümüzde. Bunlara 3 ay derler. Bu 3 aylarda oruç tutabilmek. Demek ki ya Rabbi bak ben nefsime biraz ıslahına çalışıyorum. Sen de bana yardım et. Ramazan'da da öyle oruç tutacağız 30 gün. Bu az bir şey değil. Bugünlerde insan kendisini hesaba çeker, teraziye kor. Hayırlı işler de mi yoksa hayırsız işler de mi? Buna göre nedametler, pişmanlıklar yaparaktan, gözyaşlarında akılabilerek aman ya Rabbi beni affet de beni sevgili kulların arasında kabul et. Sevgili kulu olduğun müydü? Korkma. Korkma. Her şey senin. İş o sevgili kullarından olabilmek.